güzel yurdumun güzel insanları. Sağlıklı kalmak için evde kalıyoruz. Gelelim programımıza. Küp, neredesin? Verilen adreslere gittin mi? Evet, geldim. Tamam o zaman. İyi eğlenceler. Merhaba sevgili aileler. Merhaba. 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 Öncelikle beni evinize kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Evimize hoş geldiniz. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin evimize Küp. Hoş bulduk. Akşama yemeği bizdesin Küp. Akşama yemeği bizdeymişsin bak, ona göre Nisa söyledi. Yemek yapacağım sana Küp. Ne yemek yapacaksın? Hiçbir fikrim yok. Batacağım. Çok güzel tatlı yapar, süfle de harika. Soru Küp'ü, bat kalırsa sana akşama süfle yapacağım. Tamam, teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki sizin gibi bir başka ailede şu anda evinde sizinle yarışmayı bekliyor. Merakla bekliyoruz aileyi. Evet, merak ettik. Karşı tarafa söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öyle iddialarımız yok. İddiamız yok. Bizi çok zorlamasınlar. Sessiz ve sakince. O kadar iddiamız yok ki ama siz kazanabilirsiniz. Mühim olan ediyorsa... yarışmak desinler. Evet, mühim olan yarışmak. Diğer arkadaşlara bol başarı dilesinler. Kim hak ediyorsa o kazansın. Ben kendimi tanıttığıma göre sizleri de tanıyabilir miyiz? Tabii. Öztürk ailesinin annesiyim ben. Adım Sevgi Öztürk, paramediyim. 35 yaşındayım. Karşı tarafa başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yarışma olur diye düşünüyorum. Paramedik ne oluyor? Paramedik. Ben biliyorum ama bilmeyenler için söyler misiniz? Ambulans doktoru diyelim. 112. Adım Nisa, soyadım Öztürk. 12 yaşındayım. Profesyonel bisikletini yapıyorum. Karşı tarafa başarılar diliyorum ama biz kazanacağımız için şansları yok. Nisa'cığım onlar ne? Benimkiler madalya. Şimdi bunları biz buz pateninde dans ediyorken bunları dereceye girdiğim zaman kazandım. Bunların mesela başarı belgeleri var. İşte bunlar madalya, bunların işte madalyalar. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Küp. Merhabalar, Öztürk ailesinin babasıyım. Geceleri saymıyorum, 21 yaşındayım. Aslen Bulgaristan göçmeniyim. Ticaretle uğraşıyorum. Karşı tarafa başarılar diliyorum. Önemli olan eğlenmek ve Küp'ün sorularını doğru bilebilmek. Merhaba, adım Serhan, soyadım Ferhatoğlu. 29 yaşındayım. Tekstil işle uğraşmaktayım, esnafım. Soru sormak, soru Küp'ün işte soruları da cevaplamak da bizim işimiz diyerek zaten yola çıktık. İnşallah kazanacağız. İyi bir, adil bir yarış olsun istiyorum. Şimdi de Türütoğlu ailesini tanıyalım. Merhaba, ben Çağla Türütoğlu, 29 yaşındayım. Evliyim, 5 yaşında bir oğlum var. Hemşire olarak çalışıyorum. Şu anda da görevdesiniz değil mi? Tabii ki. Çalışıyorum, evet. Neredesiniz? Aile Sağlığı Merkezi'ndeyim, Beykoz'da. Allah kolaylık versin. İyi ki varsınız. İsmim Cihan, soyadım Türütoğlu. 33 yaşındayım, evliyiz. Elektrik, elektronik, otomasyon teknisyeniyim. Aydınlatma tasarım yapan bir firmada saha teknisyeni olarak çalışıyorum. Bizi kahkahaları boğan arkadaş kim? Evrim Sul ben. 28 yaşındayım. Selanik göçmeniyim. Gümrük sektöründe çalışıyorum. 5 yıldır evliyim. Hasan Sul ben. İş güvenliği uzmanıyım. 36 yaşındayım. Rizeliyim. Bir sağlık çalışanı olarak korona süreci için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hastanede çalışanlar için, yani ambulansta çalışanlar için çok zor işleri. Çocuklarını göremeyen arkadaşlarım var. Çocuğundan ayrı kalmak yani çok büyük bir şey. Bunun fedakarlığını herkes yapamaz. O yüzden onları tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. Yani ayakta alkışlıyorum onları gerçekten. Tüm arkadaşlarıma buradan en başta sağlık diliyorum. Çünkü çok lazım. Çünkü çok fazla virüsle alakalı sıkıntılar yaşadı arkadaşlarımız. Onları ben de alkışlamak istiyorum. Bravo. Serhan, bize bir video göndermişsiniz. Şimdi onu izleyeceğiz ama sormak istiyorum. Hanginiz daha para göz gerçekten? Dayım. Cevap geldi. Biz onlara para demiyoruz, Benjamin Franklin diyoruz. Evet. O zaman izleyelim. Ben Benjamin, ben. Kim daha palavracı? Ben. Türütoğlu ailesi, sizin de bir videonuz var. Daha mutlu, daha aşık. Hanginiz daha aşık da birbirinizi mi gösterdiniz?
Yok, tabii ki beni gösterdik. tabii ki beni gösterdik. O da beni destekledi. Artık saklamıyor. Eşimin arkasındayım. Her zaman eşimin arkasındayım. Her zaman arkamdadır, evet. İzleyelim bakalım. Kızların çapkın oldu. Tabii ki de ben. Sen mi yemek istedin? Bugün iki sağlıkçı ailemiz denk geldi. Sizi tanıştırıyorum. Merhaba Çağla ben. Merhabalar Çağla Hanım. Sevgi ben, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. İki meslektaş yarışacakmış. Evet. Çok sevindim. İnşallah çok güzel bir yarışma olur. Evet, aynen öyle. Ben de çok sevindim. Merak da ettik sizleri. Evet, aynı şekilde. Parayı almak için iddialı olmadığınızı biliyorum. Ama yarışmam için bir iddianız yok mu? Tabii iddialıyız da. Amaç eğlence biraz. Evet, yani eğlenmek için gerçekten hani şu günlerde en azından. Ama çünkü ikimiz de meslektaş olduğumuz için hangimiz de kazanırsak iyi olur, sıkıntı evet, olmaz. Evet, kesinlikle ben sevinirim yani. Hani tüh diyeceğimi düşünmüyorum. Aynen. Ha, yarışma için iddialıyız yani bayağı bir iddialı burada bizim yanımdaki ekip. İnşallah güzel bir şekilde gider diye düşünüyoruz. Şimdi de beyleri tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Merhabalar, ben Cihan. Nasılsınız? İyiyim Cihan. Ben Serhan. Sen nasılsın? İyi, ben de sağ olun. Güzel bir çocuksun ama biraz üzüleceksin yarışmadan sonra. Fazla canını yani sıkma. Yani sanmıyorum. Burada ciddi bir bilgi birikimi var. Kütüphane var. Ne bileyim yani bir yaşanmışlık var, tecrübe var. Yani para için belki olmayacak ama ben kazanmayı seven biriyim. Kaybetmeyi pek sevmem. Yani, aynı şekilde. Bakalım. Çok iddialaşmamakta fayda var bence. Ne olursa olsun yarışma zaten eşine esprisi. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah herkesin bence gönlüne göre olur. İnşallah herkesin bildiği yerden gelir. İnşallah benim bildiğim yerden gelir. Tabii ki de biz kazanacağız. Taş tatımın şansı yok zaten. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Eminim biz kazanacağız. Şu an ben çok eğleniyorum. Ben de. Hani emindin? Hani konti garantiydi? Başarılar diliyorum ve sorunuzu soruyorum. Nisa, bilemezsen yakarım seni. Malezi nasıl abi ya? Hadi. Oo. Umut falan var mı içinizde? Hani kazanırız diye biliyor musunuz? Vurdu gol oldu, vurdu gol oldu. Sevgili aileler, ilk etapta 100 ve 200 puanlık sorular gelecek. İkinci etapta ise kelimeleri birbirinize anlatmaya çalışacaksınız. Tamam küp. Üçüncü etap final etabı. En fazla puanı alan aile sözcüsü 2 dakika içerisinde ard arda gelen sorulardan 5 tanesine doğru cevap verirse 5000 lira para ödülünü de alır. Soru küpü başlıyor. Yarışmamız başlıyor. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman ilk sorumuz geliyor. Şişli'de bir apartman sözleriyle hatırlanan müzikalimizin ismi hangisidir? A. Lüküs apartmanı. B. Lüküs hayat. C. Lüküs mevki. Şarkı. Müzikalimizin ismi. Lüküs hayat. Lüküs hayat. Lüküs hayat. Lüküs hayat. Şarkı da öyle diye düşünüyorum ama. Lüküs yani apartmanı olmuyor. Ama apartman mı? Ama öyle mi? Öyle mi başlıyordu? Lüküs mevki. Yok, lüküs hayat. Her lüküs hayat yani. Ben de lüküs hayat düşünüyorum. Yani, şarkı yat. Yani, şarkı yani, gel yat yok içinde. Öyle demiyordum. Lüküs apartman diye bir şarkı yok lüküs ama lüküs hayat, lüküs hayat diye bir şarkı var. Evet, değil mi? Bence lüküs doğru hayat. Ben bu alakalı hiçbir bilgim yok. Bu eski bir şarkı Şişli'de zaten bir böyle. Ama Şişli'de bu apartman onu bilmiyorum ama evet, lüküs hayat diye bir şarkı biliyorum. Lüküs apartmanı diye bir şarkı zaten yok ya da aynen, öyle bir müzikal de yok. Müzikal evet, zaten eski bir şarkı zaten. Aynen. Evet. Şarkıyı tam hatırlayan var mı? Emin olalım. Hayır, şarkıyı hatırlamıyorum. Ya hayır, şöyle tabii ki başını hatırlamıyorum ama nakarat kısmı öyle yani. Nasıl? Böyle bak. Lüküs hayat. Bak çok emin olup heyecana kapılıp şey yapmıyorum. Yanlış söylemiyorum. Lüküs hayat. Lüküs hayat.
gibi. Ha, o kadar. Ama o kadar emin değilim. Yan gel yatta keyfine demiş. Bak değil mi? Öyle ya, öyle öyle. Ben de ben, öyle hatırlıyorum. Ben öyle hatırlıyorum öyle yani. Öyle. Çünkü şarkıyı net hatırlıyorum yani. Lüküs hayat, lüküs hayat diye var ya ama. Bence de kesin. Yani ama şişide mi geçiyor? Öyle bir şey var. Yani şaşırtmalı da soruyor olabilir. Sen yan gel yat dedin ya. Ya evet öyle. Yan gel yat da keyfine. Son 5 saniye. Son 5 dedim keyfine bak. Lüküs hayat. Mı? Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. B lüküs hayat. B lüküs hayat. Hadi inşallah. Hadi. Oo! 3 Oley oley oley. Doğru cevap. Doğru. Değil, hadi. Lüküs hayat. Koldan. Kütüphanemiz. Ben dedim bileceğiz bu soruları biz. Bileceğiz, hepsini bileceğiz. Geliyor. Bir, iki, üç. Tabii. Lüküs hayat. Yan gel yat da keyfine bak. Oh ne rahat. Tabii öyle bir şey. Yükleniyor şu an. O soru şarkı geçti söyledim. Çağla bitiririz. Programın sonunda Çağla bütün hepsini söyleyecek. Evrim. Efendim. Son gülen iyi güler. Ya güleceğim. Evet. Ben hep gülerim ki. Peki bakalım. Kaybetsek de güleceğiz. Aynen. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. 200 puan değerinde. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Haydi küp. Geleneklerimizde damadın düğün günü geline verdiği armağan nasıl adlandırılır? A. Yüz göstermek. B. Süt hakkı. Yüz görümlüğü. Geleneklerimizde damadın düğün günü geline verdiği armağan nasıl adlandırılır? Yüz görümlüğü. Düğün günü damat veriyor. Ha damat evet, veriyor. Şey çıkarken değil ama. Hayır. Tamam yüz göstermek yok. Süt hakkı zaten anneye veriliyor. Evet. Nedir damatlar? Süt hakkı herhalde anne hakkı gibi bir şey. Zannetmiyorum. Ve şıkkını direkt eleyebilir misin? Yüz göstermek. Yüz gösterdik zaten. Yüzümüzü gösterdik. Damadın? Biz damadın düğün günü geline verdiği armağan. Damat niye yüzünü göstersin? Yani damat değil zaten gelin yüzünü gösterdiği için verilen gösterir, bir hediye. Evet ama. Yüz görümlü. Ben yüz görümlü diye düşünüyorum. Evet yüz görümlü. Yüz göstermek için yapılıyor da olabilir. Süt hakkı damadın benden de süt hakkı olabilir. Şey değil mi bu ama hani evden çıkarken falan hayır, damat hayatım, veriyor ya. Bak o bak, değil diyor ki damat zaten. Düğün günü diyor. Yüz göstermek diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Hı. Süt hakkı zaten anneye evet. veriliyor. Evet. Yüz görümlüğü doğru cevap. Yüz görümlü. Evet. Yüz görümlü mü? Ha, kesinlikle hemfikiriz. Gelin yüzünü. Sen yüz görümlüğü aldın mı? Aldım. 7 yıl. Cihan'ın yüz görümlüğü. Bir şey söyleyeceğim. Aranızda bunu tartışmayın. Bu aile sırrına girer. Yani. Seninle tartışamam. Konuşamam. Hayır Evrim aldı da. Sen ne söylüyorsun? Sen, İsa, Cey aynı. Yüz görümlülüğü mü? Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. C yüz görümlülüğü. C şıkkı yüz görümlülüğü. Hadi. Oo. Bir, iki, üç. Hadi. Bileceğiz, bunu da bileceğiz. Haydi. Conti garanti. Doğru cevap. Yüz görümlü. Evet, mesafeye tokuşma. Nasıl gidiyor yarışma? Şu an ben çok eğleniyorum. Ben de. Canımızsın, seni seviyoruz. Küp, sorulara böyle devam et, tamam mı? Birazdan spor sorusu gelecek. İyi. Nisa, bilemezsen yakarım seni. Futbol gelirse ben nereden bileyim onu? Babam bilecek onu. Meyveyle aranız nasıl? Ben çok meyve severiz. Ben her şeyi yerim. Ben de her şeyi yerim. Her şeyi. Bak yemek konusunu küp. Özcan Bey'e soracaktın. Tamam o zaman. Bu sorumuz 200 puan değerinde. Sorumuz gelsin mi? Gelsin. Evet. Hangi meyve dutgiller ailesinden değildir? A. Nar. B. Kivi. C. Üzüm. Dutgiller. Bir şey söyleyeceğim. Dutgiller böyle Şimdi şöyle düşünebiliriz. Nar da öyle, üzüm de öyle. Bir dakika. Kiviyle nar ağaçta, üzüm şeydi. Dut ağaçta yetişiyor, nar da ağaçta yetişiyor. Evet, üzüm. Ama üzüm salkım. Salkım. Kivi de aynen. Ağaçta yetişiyor sayılır.
Ama dut bence ağaç onunla alakalı değil. Için. Yani dutgiller farklı bir şey ya. Ağaç bak hani üzüm neydi, tane şey tane, değil. Nar tane tane. Hani dut sadece dutun da böyle üzerinde minik 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 taneler yok mudur? Hangi meyve dutgillerden değildir? Ağaçta yetişiyor. Nar ağaçta yetişiyor. Çekirdekli. Kivi de. Kivi de aynı. Üzüm de aynı. Bence şey üzüm üzümle ama hepsinin içinde çekirdek var. Hangi meyve? Ama nar mı acaba? Nar daha mantıklı. Dut dillerle yani kivi üzüm. Şimdi dutu biliyoruz değil mi? Dut ne şey? Dut kurutuluyor. Üzüm de kurutuluyor. Kivi kurutuluyor. Nar mı kurutuluyor? Nar kurutulmuyor. Nar ol. Bence büyük ihtimalle nar. Bence nar. Yetişme şekline göre. Bence kivi olabilir. Kivi olabilir diye düşündüm. Çünkü dut giller. Kivi nasıl yetişiyor? Aa, bir dakika pardon. Üzüm ağacı olabilir var. Diyecektim. Özür diliyorum. Üzüm salkım. Üzüm bodur ağaç gibi. Üzüm çünkü sadece üzüm salkımdan yetişiyor. Tamam. Diğerleri ağaçtan ama yetişiyor. Ama sen yetişme tarzına göre düşünüyorsun. Evet. Aile diyor. Meyve ailesi yetişme tarzına göre mi ayrılıyor? Nar diyelim. Nar mı acaba? Nardır bence. Bence nar. Dutgillerden. Çünkü bak kurutmayla alakalı olabilir bence. Benim kendi fikrimce dutgil başka nasıl ağaç olabilir? Ağaç yetişen olursa hepsi ağaçta zaten. Dut, yerde yetişen değil. Dutun suyu olur, üzüm suyu narın olur. Narın reçeli var mı abi reçeli? Reçeli? Nar reçel var. Var. Suyundan gidersen dut suyu var. Üzüm suyu da var. Tamam. Kivim nar mı? Kivi var. Nar suyu da var. Kivinin suyu yok. Var mı? Bence üzüm diyorum ama. Üzüm mü Evrim? Tamam, ben de üzüm diyorum. Ben aslında kivi diyordum ben ama. Ben de kivi diyordum ama tamam. Kivi ama dutgiller ailesinden değildir. Hangisi hadi diyor? Bir şey söyleyeyim. Seç. Nar ya da kivi. Seç birini. Nar diyelim. Nar mı? Kivi diyelim. Kivi mi? Kivi. Sen söyle. Sen söyle. Hangisi istiyorsun? Söyle. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. Kivi diyelim hadi. Kivi. B. Kivi. C. Üzüm. Hadi bileceğiz. Bunu da bileceğiz. Nar çıkarsa sizi vallahi. Bence üzüm çıkacak ama. Söyleyeyim size. Üzüm mü kivi? Ne olmuş olabilir? Bu ses neyi anlatıyor? Yanlış. Kaybetmiş karşı taraf olabiliriz. Mı? Yanlış biz mi? Bence kazandık, aldatıyorsunuz bizi. Küp bak kalbimize indireceksin ha. Ya iki taraf da yanlış olabilir bence. Ya da iki taraf doğru olabilir. Bizimki yanlış sadece. O da olabilir. Çağla Hanım çok pozitifsiniz. Öyleyim. Ben söyleyeyim. Farklı cevaplar geldiği için bu sesi verdik. Galiba ikisi de yanlış. Yoksa evet. İkisi de doğru olabilir. Lütfen söyleyin artık. Çağla Hanım, neye göre verdiniz bu cevabı? Neye göre verdik? Biz biraz cevabı... yetişme. Evet, yetişme. Ağaç, yetişme tarzına göre verdik. Aslında beyler seçti cevabı. Bakalım. Mantıklı geldi. Mantıklı geldi onlara üzüm. Evet. Özcan Bey, efendim? Sizce yanlış şıkkı mı söylediniz? Bence üzümdü ya. Yanlış ben söyledim. Ben kivi dedim, o üzüm dedi. Arayı bulduk bakalım ne olacak? Yani şöyle mantık kurdum. Çok bildiğimden değil. Nar ağaçta yetişiyor, kivi de ağaçta yetişiyor. Üzüm yerde yetişiyor. Yerde. Salkım. Şey, salkım. Salkım ya. Cevaplarınız doğru mu? Buyurun görelim. Kesin üzüm çıkacak ya. Yanlış çıkarsa çok üzülecek. Ben de üzülme, olsun üzülmeyin. Ne olacak? Bir tane soru kalırsın. Doğru cevap. Üzüm. Ha. Ama? Üzüm. Üzüm. Ya gerçekten... Şimdi gururlanabilirim. Tebrik ediyorum. Küp karşı taraf bildi mi? Yok kivi derdim. Gerçekten ben kivi derdim. Diyordum. Ama aile gel. İyi ki değilmiş. Evet yetiş. Doğru evet yani haklısınız. Sizce karşı taraf ne yaptı? Bildi. Yani şimdi erkekler bildiyse o zaman karşı tarafta da herhalde üzüm dedi. Puanları söylüyorum. Türütoğlu ailesi 500 puan. Öztürk ailesi 300 puan. Of. Ama şimdi ben ya diğer taraf için üzülüyorum. Gerçekten mi? Evet çok gerçekten üzülüyorum. Olsun üzülme. Ben de üzülüyorum ama o kadar yani. Yarışamıyorum galiba. Üzülüyorum yani. Çağla Hanım size çok üzüldüğünü söyledi. Üzülmesin üzülmesin. Son gülen iyi güler. Daha çok sorumuz var. Yarışmanın başındayız. Evet bakalım. Sporla aranız nasıl Cihan Bey? Evrim çok çok daha işin içindeydi. Yani tribün seviyesinde, uzun yıllarda tribündeydi. O yüzden ekibime güveniyorum desem daha iyi olur. Evrim Hanım doğru mudur? Evet, tribün geçmişim var. Bir 10 sene kadar Fenerbahçe taraftarıyım. Yani çok da emin konuşmak istemiyorum ama inşallah bilirim. Nisa bu soruya doğru cevap vereceksin değil mi? Ne bileyim ben küf ya, bildiğim yerden sor bileyim. Spor sorusu işte. Futbol var, voleybol var, jimnastik var, tenis, handbol ne bileyim ben Allah Allah. Spor var 20 çeşit. 100 puanlık spor sorusu geliyor.
Ülkemizde bir futbol takımı kaç futbolcudan daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz? A 9, B 10, C 11. 11'den önce başlayamaz. Başladıktan sonra kart görüyor ya mesela, kırmızı kart görüyor, evet. Çıkıp devam edebiliyor ama 11 evet. Kişi olmadan başlayamaz. Evet. Emin misiniz? Evet, 10 oyuncu bir kaleci olmuyor. Baba bak şey. Önce bir iyice düşün. Evet de, bence de üzüm olmasın. Gibi olmayalım sonra Özcan. Yok, yok. Bu konuda, şöyle söyleyeyim. Bu konuda hemfikir miyiz? Doğru abi. Konti garanti ediyorum ben. Eski bir futbolcu olarak ve evet. Futbol maçlarına sürekli giden bir insan olarak bunu yanlış bilmemeniz gerekiyor her ikinizin de. 9 galiba. Evet ben de 9 diye düşünüyorum. Düşünüyorum şu an 11 zaten. Evet bilmiyorum. Zaten sen tamam 11'den az bir sayıyla başlayamaz işte. Hayır, şöyle 11 kırmızı yani kartlarla atıldıktan sonra... Başlayamaz tamam, diyor. Tamam 11'in altın. Yani başlayıp daha sonradan kırmızı kart gördüyse çıkabiliyor ama... 10 futbolcuyla başlayamaz direkt... da 9'u da başlayamaz. Tamam hangisi cevap? İyicene okuyun soruyu. Futbol takımı 11 kişi, iki takımda 11 kişi olmadan asla... Sahaya çıkamaz. Burada da diyor ki... Bak müsabakaya başlayamaz. C 11 abi. Şey işte, maça son kararım benim. Sen ne diyorsun? C benim de son kararım. Emin misiniz? İyi düşünün bak. Konti garanti miyiz? Sen emin misin? Evet eminim. Buradan bak, da Beşiktaş bu... taraftarlarına selam söylüyorum Beşiktaşlı olarak. İki kez kartla atılabiliyor. 9'a düşebiliyor değil mi bu oyun? Evet. Ama başlamak diyor. Bence burada bir şey olabilir mi başlamak acaba? 11. Niye? Bence odur zaten. Hani şaşırtmaca olabilir. Şaşırtmaca? Sen şu an şaşırtmaya düştün. Bence düşmedi. Şimdi bak soruyu bir daha oku. Anlayacağım. Bak arkadaşlar düşmedim. 11. Neyse baskı uygulamak istiyorum. Bu sefer baskı uygulamayacağım. Eminsiniz değil mi? Net evet, yani. Evet 11 net. Ya iyice bir okuyun soruyu. %100. Çünkü futbol biz hiç ilgi alanımız değil yani. Bence 9 ya. Cihan? 11'den az kişiyle başlayamaz. Bir şey söyleyeceğim. Oylayalım. Ben 9 diyorum. Bence 9 diyorum. Cihan? 11 diyorum. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. C şıkkı 11. 9 de ya. A 9. Ama 11 ya. Arkadaşlar. Bakalım. Hadi bakalım. Oo! Bir, iki, üç, Öztürk ailesi. Geliyor 11. Hazır ol. Bir, konsantre ol. C'ye odaklan. Şey, ne çağırıyoruz hadi böyle? Cevap. Şey çağır. Verdiğiniz cevaptan emin değil misiniz? C %100, konti garanti aa, küp. Küp, biz iki bayan olarak futbolda hiç anlamıyoruz. Futbolla ilgilenen iki kişi var burada. İnşallah doğru cevap vermişlerdir. Nisa, yanlış cevap gelirse ne yapacaksın? Vallahi yanlış olursa... Akşam maça gönderir. İkisini de ev alıyorum. Küp, konti garanti diyorum buna. Sizi birbirinize bağlıyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor ama bu soruyla gerçekten hiç alakam olmadığı için futbolla hiç vallahi bilmiyorum. Biz de hiç yorum yapamadık. Burada iki tane futbolla ilgilenen kişi var. Net cevap verdiler bilmiyorum. İnşallah doğrudur diye umut ediyoruz. Yani bizim beyler de farklı cevap verdiler. O yüzden ben hiç umut da edemiyorum. Yok bizimkiler direkt net cevap verdiler. Direkt çünkü bilirler. Yani geçmişte bir futbolla alakaları oldukları için evet. Net cevap verdiler ama diyorum artık bundan sonra yanlış söylediyseniz bilmiyorum. Çünkü net çıkar çıkmaz söylediler yani. İnşallah doğru bilmişizdir. İnşallah doğrudur. O zaman doğrudur yani. Çünkü biz emin değiliz. Öyle söyleyeyim. Bağlantıyı kesip doğru cevabı veriyorum. Hadi ki. Doğru cevap. Pek değiş. Hadi. 9. Nasıl? Aa, baba ya hani emindin? Hani konti garantiydi? Evet, hani konti garantiydi? Gitti soru. Diyorum başlayamaz size. Ama niçin böyle ama bir şey olsun? Bak siz olay büyük takımlara göre düşünüyorsunuz. Büyük takımlara göre düşünüyorum hayır. Tabii ki. Yedek kulübesinde 20 kişi mi vardı onun? Yok muydu? Yoktu tabii delirme. Bir düşün bakayım. Demek ki yokmuş. Yokmuş aynen. Onu düşünmüşler. Küp karşı taraf bildi mi? Karşı taraf bildi mi acaba? Vallahi Çağlan salladık dedi. Ya ben kendim de 9 dedim. Bunlar 11 dedi. 11 demeyen bilmiştir. Bence onlar onu seçtiler. Küp bir şey söyleyeceğim. Futbolda 11 ile başlanıyormuş. Yani nasıl 9 oluyor? Açıklama yap bize. Nisa açıklama istedi. Yapıyorum. Müsabaka isim listesinde 11 futbolcu yazılmasına rağmen en az 9 futbolcu ile müsabakaya başlanabilir. Ama bak en az size dedim ki en az olarak okuyun dedim. Puan durumu şöyle. Evet. Türütoğlu ailesi 600 puan, Öztürk ailesi 300 puan. İyi gidiyor. Spordan beklemiyordum bu puanı. Evet ya da kesinlikle ben de.
Şimdiki sorumuz 200 puan ve sevilen bir isimden geliyor. Bak, Ünlü lütfen. Ben susuyorum çünkü hiç anlamam Ünlü'den. Tamam, soruyu soracak. Yapma o. Diyor dikkatli adam. Dinleyin bak. Emin olduğun soruya dikkat edin. Kim? Şimdiki ünlümüzle ilgili bir ipucu vereceğim. Ali Desidero. Mazhar Fuat Özkan. Mazhar Fuat Özkan. Bravo beyler. İpucunu çok güzel aldınız. Ben önce söylediğim için soruyu kabul ederim bence. Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden Fuat Bey şimdiki sorumuzu soruyor. Soruyu dikkatli. Fuat abilerle büyüdük biz. Merhaba. Merhaba. Ben Fuat Güner. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Fuat abi. İşte soru. Musiki şinas kelimesinin sözlük anlamı nedir? A. Müzik sever. B. Müzikle uğraşan. C. Müzik dinleyen. Nedir o? Evet. Bence A. Musiki şinas kelimesinin sözlük anlamı. Şinası ben duymuştum sen. Ben A diyelim. Ben müzik dinleyen diyorum abi. İçimden o geçti. Musiki şinas. Musiki ne demek abi? Müzik demek. Musiki Türk müziği. Şinas. Şinas. Türet bakayım böyle bir. Şinas. Uğraşan da olabilir. Şinas. Musiki şinas. Müzikle uğraşan demek istiyorum. Şinas. Musiki şinas. Musiki zaten müzik. Şinas. Şinasi. Müzik. Müzik sever biraz bana değişik bir kalıp geldi. Ben de müzikle uğraşan ya. Müzik bu soru sen şimdi ben bir yerde şaşırtmacalı gördüm. Da olabilir biliyor musunuz? Yani neden biliyor musunuz? Çünkü ilk başta o tarafta mesela müzikle uğraşan diyecektir. Müzik yani sever olabilir değil mi? Ama abi bu musiki şinas bu eski bir kelime şimdi değil bak, mi? Şimdi bak musikiyle uğraşıyorum diyor ya. Hayır onu demiyorum eski bir kelime ya. Musiki müzik acaba müzikle demek. Uğraşan mı ya müzik sever. Ya müzik şimdi neyle uğraşıyorum? Musikiyle uğraşıyorum diyor ya mesela. Müzikle uğraşan oluyor ya. Musiki öyle demek değil mi? Abi daha zaman kaldı. Karar verin. Neyi söyleyelim? Sen ne diyorsun abi? Ben bir şey karar... Bunu da şey yapamam. Fikir sözlük anlamı hangisidir? B mi diyelim? Bilmiyorum yani, müzik sever. Ya o ya o. Müzik ama şöyle söyleyeyim. Müzik severle müzik dinleyen aynı şeye çıkıyor biraz. Ne hangisi? Yani müzik severle müzik severle müzik dinleyen aynı kapıya çıkıyor. Aynı kapıya çıkıyor yani. Müzik sever insan müzik dinler zaten. Müzik dinleyen insan da müzik sever zaten. Bence yana katılıyorum. Bence müzikle uğraşan. Uğraşan değil mi? C diyorum ben abi. C. Ya C hayır ya B diyelim B. Tamam Nisa'yı dinleyelim bence B diyelim. B diyelim misin? Bence ya C'de. C müzik dinleyenle alakası yok ki bunun. %80 öyle mi diyoruz? Musik yaşınız. %80. Cihan mantıklı söyledi. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. B müzikle uğraşan. B müzikle uğraşan. Bu sorumuz ödüllü soruydu. Eğer doğru cevap verirseniz biner lira para ödülü kazanacaksınız. Bakalım göreceğiz. Doğru mu acaba? Biz C dedik de Nisa'yı tercih ettik evet, bakalım gönlü Nisa'yı olsun. Nisa'yı dinledik de bilmiyoruz. Nisa'yı dinleyin bence de. Ne varsa gençlikte var. Doğru mu yoksa? Teşekkür ederim. Kim? Bir, hadi Nisa, 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 Nisa. Doğru cevap B, müzikle uğraşan. Bravo. Ben geçtim size. Bravo. Aferin. Aferin sana. Sorular iyice zorlaşıyor mu acaba? Evet. Karşı takım bildiyse? Bildiyse olmaz. Bence bilmedi karşı. Kim? Karşı takım bildi mi? Bilmedi de lütfen. Nisa, puanları söyleyince anlayacaksın. Türütoğlu ailesi 800 puan, Öztürk ailesi 500 puan. Bunlar... İyiymişler ya. Oley. Ama ünlülerden biz devam edebileceğiz. Arayı kapatacağız buna eminim yani. Peki o zaman bir sonraki sorumuz geliyor. Coğrafyayla tamam. Aranız nasıl? Oo, hiç bilmiyorum. Yani... Soruya göre değişir. Benim çok iyi değil. Benim dünya de çok iyi Türkiye değil. Dünya mı Türkiye mi? Tarih ve coğrafya mı değil? Dünyanın en büyük asit gölü hangi ülkede bulunur? A. Malezya. B. Endonezya. Yani C. Şey Filipinler. Hiç fikrim yok. Filipinler olabilir mi? Düşünelim. Yani Filipinler asit adı. Endonezya. Değil mi? O yüzden Malezya'da. Bir tane filmde izlemiştim. Asit Gölü vardı. Bence yani... yani fikrim ya. Olmamakla olmaz birlikte. Olmaz mı diyorsun? Şu an Malezya'yı canlandıramıyorum. Malezya'yı canlandırabilir misin aklınıza? Asit Gölü. En büyük gölü biliyorum. Asit Gölü. Asit Gölü Endonezya. Bence Endonezya değil. Filipinler. O Endonezya
Bu şeyle alakalı olabilir. Asit göl ne ya? Filipinler bence. Şimdi hangilerinde bir göl var? Onu bir önce var, başka soru sorsa bilirdim gölle alakalı. Endonezya'da gölü bir tane var mı? Endonezya'da göl var mı? Asit gölü. Asit gölü hiç duymadım ha. Normal göl bir... Önce bir göl var mı? Bir onu düşünün. Var, var asit. Sen ne düşünüyordun? Ben Endonezya düşünüyorum ben. Sen mi düşünüyorsun? Sen Hasan? Ben de yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Dünyanın en büyük asit gölü. Bilmiyorum açıkçası yani. Açıkçası benim... İlk Malezya aklımdan geçti ama hepiniz Endonezya diyorsanız... Hiçbir benim şey yok aklımda. İlk okuduğum zaman Malezya geldi. Peki o filmle ilgili bir şey hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Sadece Asit Gölü'nde kayığın eridiğini hatırlıyorum. Ben D hepsi diyorum. D. D istiyor maalesef. Malezya mı desek? C diyelim bence. Malezya nasıl abi yer? Güzel Endonezya bir yer. Şey. Endonezya güzel bence. Sen ne diyorsun? Vallahi ben Endonezya geçiyor içimden ama bilmiyorum. Filipinler. Bana Filipinler geçiyor. İlk başta gördüm ama Filipinler geçti içimden. Filipinler'de göl var mı? Ya ben öyle... Ben de Malezya geldi içime ama. Ben Filipinler... Tamam, ben Endonezya düşündüm. Sen ne diyelim? Ben Malezya dedim. Hepiniz farklı söylüyorsunuz. Hemfikir olun söylüyoruz. Bitti çünkü. Söyle. Malezya. Sen hangi istiyorsan onu söyle. Malezya mı Filipinler mi? Yani bir kıyıdan başka bir yere adaya gitmeye çalışıyorlardı. Bir tane sandal vardı. Sandala biliyorlardı ve yolda giderken asit gölünde ama belki o sandal. Ama o film bilim kurguyla alakalı bir filmdi. Yanlış hatırlamıyorsam o çok... Belki bir alakalı. Belki orta büyüklükteki asit gölüydü. Yok. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. B Endonezya. C Filipinler. Nisa çok ısrar etti, inşallah doğrudur. Aslında basit bir soru ama iki tarafta emin olamadı ve farklı cevaplar geldi. Basit diyorsun, basit. Ya vallahi yalnız bir diyeceğim, özür dilerim de yani Büyük gölü biliyorum da asit gölünü hiç duymadım. Evrim, senin fikrin neydi? Ben ilk soruyu okuduğumda aklıma Malezya gelmişti ama çoğunluk Endonezya dediği için ben de o fikre uyum sağladım açıkçası. Hepimiz sallıyoruz nasıl olsa. Ben Malezya'dan salladım. Hadi düşürmeyelim motivemizi hadi. Nisa'yı dinlediniz ama inşallah yanıltmamıştır sizi. Yanıltım. İnşallah. İnşallah. Yanılttım kesin. Bence de yanılttı herhalde. Doğru cevap. Endonezya. Ben üzülüyorum ama. Endonezya. Yine yanıldım. Bu sefer hiç beklemiyordum. Bu nasıl güzel sallamaktır. Endonezya diye sadece. Bir tane ters takım bildim mi ben onu bilmiyorum. Geliştirdim. Tamam babacığım, önemli değil. Şimdi sizi birbirinize bağlıyorum. Cihan Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Bayağı da kütüphaneden, stoktan geliyor sorular. Ama biz bu yarışmayı kazanacağız. Bunu bil. Artık finale bakacağız. Finalde görüşmemek üzere. Şimdiki sorumuz 200 puan değerinde. Soru geliyor, sorusu. Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan tek sure hangisidir? A. Nisa suresi. B. Tevbe suresi. C. İsra suresi. Bunu biliyorum ya ben şey. İsra suresi. Tevbe. Bismillahirrahmanirrahim demeyip başlayan sure. Tevbe suresi. Tevbe suresi değil mi? Hatta ben din dersinde hatta işlediğimizde öğrenmiştik. Şeye söylemiştik ya, Eymen'in annesini aramıştık. Söylemiştik. O da demişti. Bismillahirrahmanirrahim baştan Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sure bu demişti hatta. Tevbe olabilir. Tövbe bismillah. Yani şöyle tövbe. Bismillah yerine Allahu Ekber tövbe estağfurullah diye belki. Tevbe suresi mi? Hayır, hangisi olduğunu bilmiyorum. Ha. Nisa. Nisa sözü size gerçekten. Ben bir fikrim yok ama. İsrailerin neyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Neyi? Tam olarak sureleri, ya açıkçası ben sureleri bilmiyorum. Ya yani biz yani açıkçası sureler... ezberlerken hep ilk kelimeleriyle ezberliyoruz. O yüzden hiç isimlerine bakmadan ezberliyoruz. Hep Bismillahirrahmanirrahim. Ben de hep öyle başlıyorum. Yani benim bildiğim doğadan hep öyle başlıyor. Tevbe'de yok mu diyorsun sen? Bir şey soracağım. Eymen'e... Burada Nisa'ya katılıyorum ben. Normalde abi... Tevbe, tövbedir gibi. Hayır ya, ne alaka? Bir şey söyleyeceğim. Tevbe mi, Eymen mi sen? Benim adım çıktı Batınatlar. Tüm teşekkür ederim, benim adım çıkardı. Nisa'da var. Yani Nisa suresi. Ya İsrail zaten öyle bir şey yok yani, Tevbe suresi. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. B, Tevbe suresi. B, Tevbe suresi. Küp burada gördüğün gibi A, Nisa olduğu için en zirvede. Bence bu yarışın sonunda yine Nisa galip çıkacak, yine zirve olacak. Vay, bence de alkış akşam. Hadi bakalım. İnşallah.
Oo, kapatacağım flatlarımı. Siz bana söylersiniz. İsra değil de belki Nisa olabilirdi. Tevbe değilse. Neden ama Nisa'nın içeriğini hatırlıyor musun? İçeriğin? Hatırlasak gerçekten ben de yorum yapacağım. Hasan Bey. Efendim. Siz ne cevap verdiniz? Ben tövbe dedim. Cevabınızdan emin miydiniz? Yok, çok emin değildim açıkçası. Sulu ailesi. Sulu ailesi. Evet. En zor soruda bize geldiniz şimdi ya. Evrim Hanım'la yıldızımız çok barıştı. Sizi çok sevdim. Tamam. Ben de sizi sevdim, sağ olun. Seni de sevdim Nisa. Teşekkür ederim canım benim. Nişanla yaşıtlardır. Yok yok, yaşıt değiller. Şimdi cevabımızı gönderelim. Tevbesi. Aa, sonra karşı taraf da bildi. Tabii canım. Bildi yani. Onlar da tevbe edildi. Kim? Karşı taraf bildi mi? Puan durumu şöyle. Türütoğlu ailesi 1100 puan. Öztürk ailesi 700 puan. Hiç sevinmediniz. Şok. İnanamıyorum, bir daha söyleyin. Biz hesap yapıyorduk hala. 300. Bak. Kim? Da... En başta Nisa suresi var. Ne demek? Ya benim adımdan Nisa ne demek bu? Biz galip geleceğiz. İnşallah. Hadi bakalım Nisa'cığım. Modumuzu düşürmeyelim. İkinci etapta karşı aileden 5 tane fazla kelime anlatırsanız öne geçmiş olursunuz. Tamam Tip. Hadi dikkatli olsun herkes. Annemin kayınpederinin eşinin tek oğlunun kız kardeşi benim en küçük kardeşimin nesi olur? Annemin? A. Teyzesi olur. B. Yengesi olur. C. Halası olur. Benim akraba ilişkilerim yok. Bir dakika dur. Annemin kayınpederinin? Annemin kayınpederinin, Hasan dedemin, babaannemin, babamın, halamın, benim en küçük kardeşimin, sen halamın nesi... Siz de bir düşünün. Şimdi bak, annemin kayınpederi kim? Dedem. He. Eşinin? Tek oğlunun. Tek oğlunun kız kardeşi. Benim teyzen. Eşinin. Teyzen. Teyzes. Şimdi nasıl bir şey ya? Annemin kayınpederinin. Annenin kayınpederi. Dedem yani eşinin tek oğlunun kız kardeşi. Eşinin annenin kayınpederi. Ha, nenemin tek oğlunun. Öyle şöyle düşün. Kız babamı... kardeşi benim en küçük kardeşim. Nesi olur? Benim en küçük kardeşimin halası olur. Yani bende aynı şey olması aynen lazım. Aynen öyle. Teyzesi zaten değil. Teyzeli hiç kardeşi. Alakası yok da. Tek oğlunun kız kardeşi ise ama kayınpederinin halası olur. Halası olur. Yengesi olma ihtimali nedir? Ben onu düşünüyorum şu an. Benim neyse yenge... en küçük kardeşimin de osu olmaz mı? Ama annemin kayınpederinin eşinin tek oğlunun. Tamam. Benim annemin kayınpederi, kardeşimin de kayınpederi. Tamam. Benim evet. Dedemdir annemin kayınpederi. Evet. Babaannemin eşidir. Annenin kayınpederi diyor. Bir dakika. Hayır, annenin babası demiyor. Annenin babasının eşinin oğlu dese... İnşallah. Alası mı ya? Bak şöyle düşün. Benim annem, babamın... teyzesi olur. Eşinin tek oğlu, tek oğlunun kızı. Teyzesi olur Burçet. Anne tarafı. Teyzesi olur. Tek oğlunun kızı... Kardeşi, benim en küçük kardeşimin... Kardeşi, benim en küçük kardeşimin neyi olur? Babamın... Yengesi olma ihtimali babasının. Ne? Babasının. Onun babasının eşinin, tek oğlunun. Sen Hasan dedemden düşünmedin. Hasan dedemden oğlunun düşündüm. Oğlunun kız kardeşi benim. Sen hala. Ama yine hala. Hala. Çünkü hala. Eşi filan demiyor. Oğlunun kız kardeşi benim en küçük neyim ne olur? Neyi? Ben teyzesi diyorum ben. Bence de annemin kayınpederinin eşinin tek oğlunun annemin kız kardeşi. Eşinin tek oğlunun. Eşinin tek oğlunun. Bence teyzesi olur. Ama kayınpederin ne oluyor abi? Yengesi olur. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. C. Halası olur. B. Yengesi olur. Kayınpederin diyor oğlum. Annemin kayınpederi. Kayınvalidesi. Kayınvalidenin tek oğlunun kız kardeşi. Teyzesi. Yani bir yengesi bir teyzesi diyorsun. Sen de abi bir dedim bir dedim. Teyzesi dedim ya. Ben de teyzesi dedim. Sonra bak yengesi oğlum, mi acaba dedim sana? Bak diyor eşi. Benim annemin oğlu. Oğlunun kız kardeşi. Eminim diye. Sen de geçtiğinden sonra. Halası. Biz C dedik dedin, değil mi? Oğlunun kız kardeşi diyorum. Teyzesi oğlu ne oluyor? Halası. Biz C dedik ki. Babamın eşi, annem. Annemin oğlu kim? Ben. Benim kız kardeşimi, kardeşi. Benim en küçük kardeşimin nesi olur? Halası olur. Halası nasıl oluyor ya? Halası oluyor. Bir karıştık biz burada ya. Yengesi mengesi ya halası küt, karıştı. Ya küt valla.
Doğru cevap. Halası. Halası ya. Halası. Halası olur. Arkadaşlar sallamadığımız ilk soru. Sen diyor can sonradan kafana dank ediyor ya. Sen her şeyi sonradan söyleyip duruyorsun ya. Abi, söyle düzgün. Bak, bak bir şey söyleyeyim mi? Herkes konuşurken biraz sakin konuşursa. Ben onu diyorum abi sabahtan beri size. Hani düşünün, hepiniz düşünün. He. Son 10 saniye dediğinde fikir konuşup bitirelim. Şimdi biz herkes bir şey söylüyor, oraya konuşalım. Ama bak orada dedin ki ben oğlunun, siz diyorsun ki kız tarafı dedin ya sen, oğlanın tarafı hayatım, diyor. Hayatım bir şey söylüyorum bak. Diyorum ki neyse. Herkes içinden okuyup oraya konsantre olsun. Herkes ortaya bir laf atmasın. Bir sonraki sorumuz geliyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı türküsü hangi yöreye aittir? A. Kastamonu. B. Çanakkale. Ama Çanakkale için Aynalı Çarşı var, söyleyeyim. Evet varmış. Var, ben tamam. Gittim oraya. Ama, yöre. Çanakkale'ye ait yöre değil, olarak... Kastamonu olabilir. Neden? İzmir mi acaba ya? Kastamonu değil de. Çanakkale içinde vurdum. Abi adı Çargın Çanakkale. Çanakkale'nin... Ya. Çanakkale'de olamaz. Bence de İzmir. Bence de İzmir. Çünkü Çanakkale içine vurdular benim, ben gidiyorum. Ana düşmana karşı gidiyor zaten. Bir yere gidiyor. Çanakkale'den Çanakkale'ye... Ya bak, ölmeden mezara koydular beni. Çanakkale içinde vurdular. İzmir olmaz mı? Aa, neden Kastamonu olduğunu düşünüyorum. Çanakkale neden değil? Ben de Kastamonu diyorum çünkü asker gönderiyorlar ya Çağla Çanakkale'ye. Ama Kastamonu olduğunu düşünüyorum. Zaten İzmir Çanakkale'ye yakın, yani orada da bir şey oldu. Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyor büyük ihtimalle Çanakkale'de evet, şey. Evet olabilir. O yüzden bence hani asker zaten İzmir'e ya da Çanakkale'ye, o cephelere gitti. Bu yüzden bence Kastamonu'dan gittiği için söylendi. Çanakkale, İzmir'de zaten Aynalı Çarşı yok mu? Onu hayır bak abi. Çanakkale içinde Kastamonu abi olamaz mı? Vurdular hayır. Beni. Ölmeden bu çalışmadığım yerden geldi. Koydular beni. Of. Bir de İzmir türküleri öyle olmuyor genelde. İzmir türküleri de evet, öyle olmuyor. Evet, öyle benzemiyor. Genelde. Kastamonu. Ben hem de Kastamonu. Evet, Kastamonu. Tamam. Daha Anadolu mutabık bir yer olsa onu söylerdim. Yani Çanakkale türküsünün yani Çanakkale'ye ait olmadığını bilmiyordum. Ama ya şimdi Çanakkale çıkarsın. Ya hayır ya, Çanakkale değil. Ne diyorsunuz? İzmir diyelim. İzmir diyelim. İzmir. Sen İzmir'i bence de. Baba son kararınız sen mi? Sen Kastamonu gibi geçiyordu ama İzmir'de de çok mevzu döndü ama bununla alakalı. Ben de İzmir. Ama evet İzmir'in Adana tarzı değil gibi sanki değil mi? Değil. Çok emin konuşuyorum ama Çanakkale İzmir'in değil ya. İzmir'in tarzı daha böyle. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. C. İzmir. A. Kastamonu. Üç soru bir çünkü bak Çanakkale içinde gidiyorum, ana ben gidiyorum, genç düşmana karşı gidiyor bir yere gidiyor. Ama Kastamonu'da niye olamaz abi? Ben direkt bana çıkınca direkt Kastamonu geldi. Abi siz de yanlış anlamayın, 10 tane sinemaya gidiyoruz abi, bunları hiç bilmiyoruz yani. Çanakkale sinema gitti. Ne alakası var, Çanakkale savaşı izlemediniz mi abi? Sinemaya gittiniz. Ay şarkıyı biz da biliyoruz. Şarkıyı da biliyoruz. Kastamonu yöresi köçek olmaz mı abi? Ne alakası var? Kastamonu da olabilir abi, çarşı diyor adam. Aynalı Çarşı nerede? Her iki aile de farklı cevaplar verdi. Bir taraf Kastamonu, diğer tarafta İzmir dedi. İzmir olmasın lütfen. Kastamonu. Doğru. Kastamonu doğru. Benim ilk Kastamonu geçti ama. Ama ne alakası var? Ama bu bekleyiş çok fena. Evet gerçekten çok geriliyoruz biz burada. Güvenmiyor musunuz cevabınıza? Biz güveniyoruz. Ya güveniyorum biz ya. Güveniyoruz. Kastamonu olması lazım. Güvenimiz boşa çıkmaz diye düşünüyoruz inşallah. Change yapabilir miyiz? Ben güveniyorum ki. Güveniyorum ben cevabımı. Doğru cevap. Ulan Kastamonu olsun. Evet lütfen. Kastamonu. Evet. Geçiyorum çünkü. Abi bundan sonra ben mümkünse ben içimden geçeni ben söyleyeceğim. Bak, üç soruda bak kiminkini dokuzu ben söyledim. Kastamonu da söyledim. Hep kafamı karıştırıyorsunuz ya. Puanları söylüyorum. Türütoğlu ailesi 1300 puan. Öztürk ailesi 700 puan. Şimdi sizi birbirinize bağlıyorum. Sizin var mı ya, kaldı mı ya, umut falan var mı içinizde? Hani kazanırız diyebiliyor musunuz? Ya zaten işte biraz sorular... Yani yoksa centilmenlik için mi? Hani veya işte... Ya normalde kazanmaya geldik. Bilgimizi tamam. Görüyoruz ama bazı işte yerlerde yakalayamıyoruz. Ya da anladım. Cevaplıyoruz, sonradan pişman oluyoruz. İşte Kastamonu diyecektik, türkü Kastamonu olur diyoruz. İzmir'e gitti kafa bir anda.
İnşallah yani keyif alıyorsunuzdur. Keyifli bir alıyoruz, yarışma alıyoruz. Olsun iki taraf için. Önemli olan zaten onun için buradayız. Aynen. Tamam hadi iyi yarışmalar. Başarılar diliyorum. Teşekkürler, görüşürüz. Hala futbol konusunda iddialı mısınız? Ben iddialıyım da. Hayatımda ilk defa ben de bir şey öğrendim. Şimdi size bir futbol sorusu daha geliyor. Ya sor da öyle soru, ya normal soru olsun. Ya Cip, arayı kapatmamıza yardımcı ol. Ben nasıl yardımcı olayım ya? Burada çalışan gariban bir küpüm. Küplük de zor. Bir küpün içinde ne bileyim hayat da zordur sizin için. 2001 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Avustralya, Amerikan Samoa'sını hangi skorla yenmiştir? 2001'de A, 10 yaşındaydım. A. 21-0. B. 31-0. C. 41-0. 41-0. Neden 41-0 diyorsunuz canım? 41 çok ya. Hiç duyduğunuz bir şey var mı hatırladınız? 2001 yani bayağı 2001'de çok ben, 19 sene. Ben lisedeydim. O dönemde Türkiye 3. mü olmuştu yanlış hatırlamıyorsam? Türkiye'nin 3. olduğu sene. 2002'de. Ama bu kadar gol olmuş olabilir mi ya? 2002'de Türkiye 3. olmuştu o sene. Amerika'nın çok iyi olmadığını biliyorum futbolda. Yani fazla bir spor olabilir. Bana ama kaç kez arka arkaya B şıkkından gittik. Ya ha. Çok ama ben bence C diyorum. Diyorum ya. 41 gol olmuş mu? Nereden abi? Biliyorsun? Aa, 21. Nereden biliyorsun? Aa, 31 tane gol atılır mı ya? Ne? Abi bir şey söyleyeyim, bizim mahalle takımını çıkartan daha iyi oynar. 31 tane gol mü yenir abi? Abi bunlar ne yapmış? Ama bak ne diyor? Avustralya, Amerika. Tamam yenmiştir diyor. Hangi skorla yenmiştir diyor. Abi 31, 41 tane de gol olmaz ki kardeşim ya. Bırak. Abi Samos'u diyor. 90 dakika, Amerikan 2 dakikada Samos. Bir gol atmış olacak adam o zaman. Ya insan 40 tane gol atmaya yorulur ya. Hani boş kale. Ben de hani 31 gibi geldi sanki. Ama niye halı sahada bile en kötü 20 gol oluyor ya? Orası küçük bir alan yani. Büyük alan hani hakikaten olabilir, boş. Olabilir bilemiyorum. Küçük bir sahan orası ama büyük şey sahada... mesela. O zaman. Yani direkt bilmiyorum tabii ki ama hep aklıma şey geliyor böyle tarihte de var ya. 21 olabilir mi? Fazla yenen takımlar. 21 olabilir mi? Desem. 31 diye bencidir abi. 3 dakikada bir olur mu acaba ortalama? Vallahi bilmiyorum da abi 3 dakika mı oynayamadılar? Hani vurdu gol oldu, vurdu gol oldu. Bence Bey abi. Allah'ım. Mantık farklı şekilde. Ya ben A diyorum. Sen niye burada Nisa'yı tercih ediyoruz. Niye Nisa ya abi adam bir şey söyleyeyim mi? 41 tane gol olmaz. Ben 31 diyorum abi bu sefer. Siz ne diyorsunuz? A diyorum. Tam Nisa'yı dinliyoruz zaten boş ver. Ama 21 nasıl oluyor ya? 21-0. 21 tane gol atmış karşı taraf. 41 miyiz? 6-0 var mesela. Bu sefer bırakıyorum. 41 evet 41. Yani sen içinden ne geçiyorsa onu arada söyle. Giydirdi arkadaş. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. C 41-0. B 31. Ya niye Allah Allah? Biz herkes yani ben şey yapmıyorum Nisa o zaman. Nisa'cığım tamam biraz sakin olur musun? Fikir değilim. Biraz önce de Filipin'i sen söyledin. Nisa biraz sakin ol lütfen. Bu cevabı kim verdi? Dayı. Serhan verdi Serhan. Nisa A dedi. Ben sana bir şey 41 tane atmıştır bence bunları. 41 de Yuhuda. Her iki taraf da verdiği cevaptan emin değil. O kadar mı bilgisiz duruyoruz? Hadi bilirsem 41'i bir daha hiç unutmam herhalde. Biz A mı dedik B mi C mi? Doğru cevap. Heyecanlı. 31-0. Gel gel gel. Karşıdaki ne dedi? Karşılar bilemedi işte, kim o zaman? Ki. Ama ben ne dedim bak, sana? Bak gördün mü? Sevgi Hanım. Şey küp Sevgi Hanım. Siz... Evet. Rüzgar tersine döndü. Artık bundan sonra sizden atak bekliyoruz. Ay inşallah inşallah. Şimdiki sorumuz ünlü bir isimden geliyor. Herkese merhaba. Ben Ali Can Aytekin. Başarılar diliyorum ve sorunuzu soruyorum. Günümüze kadar gelmiş olan çemberli taş sütunu İstanbul'a nereden getirilmiştir? A. Mısır. B. Roma. C. Çin. Bence Mısır. Günümüze kadar gelmiş olan çemberli taş sütunu. Çemberli taş sütunlar neredeydi? Bence Türkiye'ye gelse baba her Çin'den şey. Gelmiştir abi bence. Çin değil İstanbul'a bence. Getirilmiştir. Çin'de ben hiç Mısır. Öyle bir şey duymadım. Mısır. Şimdi bir dakika, Mısır, bir dakika dur. Yok Mısır Çin... değil. Roma olabilir. Roma'da bu tarz tarihi şeyler çok var, fazla dokular. Bayağı var hem de. Değil mi? Çünkü Roma'nın şeyleri falan çok fazla ya. Çemberli taş ama Çin'den de öyle bir şey ben hiç duymadım. Çin plastik üretiyor genelde. Gelmiş olan çemberli taş sütünü nerede İstanbul'a gelmiştir? Getirilmiştir. Roma. Mısır. Çemberli taş.
Ama bir şey söyleyeceğim. Çemberi taş. Bence Roma olabilir. Dikili taşla karıştırıyorum şu an. Çemberi taş nerede, nasıl bir şey? Hatırlayan var mı? Çemberi taş. Dikili taş değil. Benim de aklıma ilk başta dikili taş. Dikili taş geldi birden. Gözünüzü hemen canlandırın, çemberli taş. İşlemeli falan. Sen bir şeyse kesin Roma. Çemberli taş. Orada ya, yanlış hatırlamıyorsam çemberli taş tramvay durağından iniyorsun. Hemen sağa doğru gidiyorsun. Bak dikili taşı nasıl yapıyorsun? Dikili taşa benziyor. Hayır, dikili taş şey tarafında. Yok, hani çok işlemeli bir şey mi? Kubbeli mi? Sivri uçlu mu? Şimdi yoktur ya. Biz bunu ortaokulda görmüştük ama hatırlamıyorum. Vallahi. Abi sütunu genelde Romalılar yapıyor. Çünkü şey, sütünü ama yok mu böyle? Aa, ha? Bir şey söyleyeceğim. Şurada ince detay sütün diyor. Mısır dene var, sütün şeklinde üçgenler var ama. Ama çembel taş diyor. Çembel nerede var? Sütün diyor. Mısır'da bak böyle üçgenler var ya sütün şeklinde. Doğru söylüyor Nisa. Mısır'da çok heykel yok. Sadece piramitler var. Ben onun dışında çok heykel olduğunu hatırlamıyorum. Acaba Çin olabilir mi? Roma mı diyorsun? Roma ya da Çin. Roma zaten çember falan ya. Ben de Roma'dan yana Roma kullanıyorum. Mısır'da hep böyle tereli şeyler var. Tamam de ya. Sütün ne? Var yani üçgen böyle. Roma de Roma. Roma diyelim hadi ya. Roma sen dedim. Ne dedin? Mısır'da ben, diyorsun. Aa dedim, Mısır'da dedim de bilmiyorum. Mısır olamaz mı? Şekiller, kuşlar falan. Roma diyorsun. Ya Mısır'da. Tamam. Mısır çok eski. Mısır'da herhalde var da. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. Hadi B diyelim B. B Roma. B Roma. Sen sütünden girdin, yanlış yapmadıysak iyidir. Çin de olabilir. Çin'i ama hiç düşünmedik. Ama gerçekten Çin'i. Mısır olabilirdi. Çin de çok ya, uzak. Mısır nedense ben Mısır'a biraz uzağım ya. Ben böyle mermerimsi hatırlıyorum şeyi. O zaman neden Mısır taşı olmasın? Ya sonuçta bence cevap verdim. Çağla Hanım, çok kaşımayın kafanızı. Artık cevabı verdiniz. Buralarda bir yerde olacak bu bilgi. Mısır olabilir mi ya diye düşünüyorum da. Diyorsunuz ki yarışmanın hakkını vereyim. Bir parmak şakakta olsun. Ciddi olayım biraz. Yok ben... Yok, o yüzden değil de. Bilgiyi arıyor orada. Nerede? Şurada. Nerede? Roma abi sütünden geçin. Doğru cevap abi gelsin. Dur geliyor, cevap geliyor hadi. Çin'i hiç Roma'ya düşünmedim. Gittik ya. Çin'i Roma'ya gittik. Çin'i gittik. Çin'i gittik. Hadi. Çin. Dur, dur. Yalnız ben o kediye takıldım. Cevap veriyorum. B, Roma. Abi biraz daha bir düşünceleri ya. Ayşe karşı taraf bilememiş. Abi sütün diyor, sütün. Karşı taraf bildi mi tüy? Valla bilememiş. Ne yaptı? Bildiler mi? Bilmişlerdir. Şimdi sizi birbirinize bağlamak istiyorum. Nasıl geçti bu soru? Bilebildiniz mi? Valla kardeşim bayağı tütünden yola çıktık. Çemberli taş falan derken Roma'da biz bulduk. Roma dedik. Sizin düşünceniz ne diyorum bilmiyorum. Siz bildiniz mi? Biz de Roma dedik. Ha, Mısır'a gitmedi mi kafayı? Yok, biz direkt düşündük, neredeyse karar gidiyorum verdik. Bir tane file verdiniz, bir tane daha verin de sizi yakalayalım. Bakalım, kısmet. Siz bir tane daha yanlış yaparsanız ama düşünün bir kere daha yanlış yaptığınızı, kopar gider yani. İnşallah siz bir tane file verirseniz daha uyum kılışır, daha keyif alırız bence. Aynen tabii canım, tabii keyif alıyoruz aynen. Bağlantıyı kesiyorum. Evet, yine çok güzel bir sorum var. O şık, bu şık kararsız kalacağınız. Ya. Ya. Yeni sorumuz gelsin mi? Gelsin. Hangi isimde bir tür köpek balığı yoktur? A. Melek. B. Fırfırlı. C. Özcan, damla. Hadi baba. Evet, ilk defa hayatımda öyle isimli köpek bir balığı görüyorum. Köpek her gün belgesel izliyorum abi evde. Köpek olabilir. Melek yoktur. Bence ha? Fırfırlı melek yoktur. Balığı var zaten. Küçük akvaryum balıkları. Ama emin o misin? Bir köpek balığı değildir. Fırfırlı ve damla vardır. Emin misin? İyi yani düşün. Şöyle fırfırlı ve damla. Biri fırfırlı dönerli bir şey, biri de nokta nokta damlalı bir şey. Yani melek bence yoktur. Yani hiç birini bilmiyorum. Sanki meleği yani duydum. Yine... Hiç duydum duyan damla var mı bence böyle bir köpek? Damla bana da damla geldi. Damla fırfırlı köpek balığı. Damla, fırfırlı vardır. Fırfırlı vardır ya. Var mı? Yani neye köpek göre ama melek bunları yoktur, genelde yüzgeçlerine balığı ya da kafa yapılana göre adlandırıyorlar evrim, ya. Melek köpek balığı sanırım var. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Kafalarına ya da yüzgeçlerine göre evet, adlandırıyorlar evet ya. Fırfır. Bu yüzden hani fırfırlı bir köpek balığı olmayabilir. Fırfır ne? Melek diye bir köpek balığı var mı? Melek akvaryum balığı var, melek balığı. Var mı? Emin evet, misin? Evet. Net misin? Net. Futboldaki gibi sor, biraz da üzümdeki gibi aa bilmem ne deme, bak sen balıkçısın. Bir şey söylüyorum sana. Melek adamın geçtiği Galata geçti. Aa, evet. Baktığımızda melek siyah balığı demiş. Siyah küçük var ya böyle. Evet hatırladım. Melek, melek var. Akvaryum balığı var. Melek balığı ama köpek balığı değildi o. Köpek balığı cinsi değildi yani.
Fırfır. Yani ben şeyden... Damla şeklinde yüzü olan olabilir. Ama melek şeklinde de olabilir yüzgeçliğinden evet. dolayı. Ama fırfır bana pek şey gelmedi. Bana da Damla yakın geldi. Bana da Damla... Gelmedi mi sana Damla? Yakın bana da Damla yakın geldi. Çok Damla. Herkes hangisi? Farklı telden yoktur çözüyor. Diyor bu arada. Köpek balığı yoktur. Yoktur, evet. Damla. Fırfırlı olabilir, Damla da olabilir. Mantık yürüttüğün zaman Damla ve fırfır. İkisi birbirine... Valla ben fırfırlı vardır diyorum abi. Damla. Ne diyeceğiz? Fırfırlı. Yani kuyruğu sivri, kafa yapısı şeyse, ovalse Damla şeklinde oluyor. Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. A. Melek. C. Damla. Hasan affet bizi. Yok ya, sıkıntı yok. Olabilir. Belki de odur, bilemiyorum. Normalde benim için de Damla geçti ama hayırlısı. Ya Melek, ay sizde var ya. Yok, hayır, hayır, hayır. Ben şöyle söyleyeyim sana. Ama her iki tarafta mesela A mı diyeyim, B mi diyeyim diye düşünürken tam cevapları alayım dediğimde C diyor. Her iki tarafta bunu yapıyor. Doğru cevap. Manila'ydı. Damla geldi. Karşı karşıya şu an çok Damla. Ya. Ya hayır. Şaşırmış. Doğrudur. Ay sen de emin konuşuyorsun ki kendine. Düz akvaryum balığı bilmem ne. Hayatım yorum katın o zaman. Benim tamam ben bilmediğim bir şeyse ama sen kendin eminsin. Yani emin olduğun bir şey söyleme. Ben tamam. Diyorum ki akvaryum balığı var diyorum. Allah Allah. Şimdiki sorumuz ekranların sevilen oyuncu ve sunucusu Derda Yasir Yenal'dan gelecek. Haydi motoya düşürme yine. Devam. Hadi. Ben ve ekibim de Nisa'ya eşlik edip sizi evet. alkışlıyoruz. İnşallah demiyorum, eminim biz kazanacağız. Hadi bakalım. Herkese merhabalar. Merhaba. Ben Derda Yasir Yenal. Kıymetli dostlar, bugünkü sorumuz... Hepimizin yıllardır keyifle içtiği, keyifle tükettiği Türk kahvesiyle alakalı. Eminim hepimizin Türk kahvesiyle alakalı en az birkaç sözü vardır, özellikle hanımların. Ve hazırsanız şimdi sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Ben biraz duymakta zorlanıyorum. Daha heyecanlı, daha kuvvetli bir cevap bekliyorum. O yüzden daha kuvvetli soruyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazırız. O halde sorumuz geliyor. Türk kahvesi ikramlarında eskiden hangi ad kullanılmazdı? A. Yandan çaklı. B. Kallavi. C. Müdavim. Müdavim. Yandan, müdavim. Hayır, yandan çaklı kullanılmaz diyor. Kullanılmaz. Çay için kullanılır yandan çaklı diyebilirim. Kallavi kahve olur. Kallavi kullanılıyor, evet. Olur ama ben sanki yandan çarklı çay için diye tırmanıyorum. Müdavimi hiç duydunuz mu? Şimdi yandan çarklı kullanılıyor. Yandan çarklı denilmiyor mu kahveye eskiden? Deniliyordu. Yandan çarklı neye deniyor abi? Bir dakika annem tavi için olur, annem bilmesin. Bir dakika dur. Türk kahvesi ikramlarında hangisine ad kullanılmış? Yandan çarklı diyorlar ya, bir tane yandan çarklı yap demiyorlar mıydı mesela? Türk çay için mi deniliyordu, kahve için mi? Kahve. Kalavi, müdavim. Müdavim çok uzak geldi bana. Kalavi. Ama yandan çarklı biliyor musunuz kahve? Yok. Yandan çarklı kahve. Ada vapuru. Var mı? Yandan çarklı ada vapurunda çay verilmiş. Çay. Hasan çay olduğunu biliyor musun yandan çarklı? Ben öyle hatırlıyorum. Hani sen... Çay. Sen çay veririz de bir düşün bakalım bu üçlüyü. Ama biz orada sadece kalavi, topluyoruz. Kalavi, müdavim, yandan çarklı. Kallavi, Arap şeyi değil mi ya böyle? Yap bir orta kallavi kahve demiyor mu adam? Kallavi ben de duydum yani. Kullanılmaz bir müdavim. Yap bir... Müdavim. Müdavim kahve. Müdavim mi oldum şey değil midir ya? Yap bir kallavi. Yap bir yandan çarklı da olabilir. Müdavim de olabilir bilmiyorum. Fikri siz verin ben karışmıyorum bunda. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Müdavim. Ben de müdavim uzak geliyor. Müdavim. Müdavimi sallayalım bence. Benim hadi kahve koy yandan çarklı olsun denir mi? Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. C. Müdavim. A. Yandan çarklı. Farklı cevaplar mı? Ya da yanlış. Kulp var ya ona yandan çarklı diyor olabilirler mi? Ya kulp var ya sen dıdıdını yaptıkça baba, biz burada kalp krizi geçiriyoruz ya. Kallavidir abi kedi. Müdavim de olabilir ya. Müdavim. Müdavim. İlk müdavim dedim ama kullanılmaz dediniz. Müdavim. Kulp o kadar kahve içiyorum hiç bunu aklıma gelmedi araştırmak. Biz gittikten sonra araştırırsınız kesin. Haydi gönder gelsin kulp sorunun cevabı bekliyoruz. Hadi. Doğru cevap C
müdavim. Ne dedim? Ne dedim? Çek, çek, çek. Bunlar ne dedi? Bakalım. Kesin onlar da bildi ya. Küp, tel, onlar bildi mi? Toprağım, küp nerelisi? Bulgar göçmeniyim dememi bekliyorsun. Oo, bizden. Toprağım. Hepten aykırı gider be. Ama Türkiye'liyim. Biz de dünyalıyız. Uzaylıyım ben küp. Nisa uzaylıymış küp. Merhaba, ben uzaylı. Küp, sen kaç yaşındasın? 4 aylığım henüz. TRT tarafından Mart 2020'de üretildim. Maşallah küp, maşallah. Sevgili sağlıkçılar. Evet. Şimdi sizlik bir soru geliyor. Zor olmasın. Tamam. Vücudumuzda hangi organ diğerlerinden daha ağırdır? A. Karaciğer. B. Beyin. C. Akciğerler. Akciğer. Şimdi büyük olan karaciğer, vücudumuz en büyük olanı. Beyin küçük olduğuna göre mantıken karaciğer daha ağır olması gerekiyor. Ama şey diyeyim, akciğerler 2 tane var. Vücudun en burada büyük organı karaciğer çünkü. Beyin 1.3, onu biliyorum. Ama karaciğer... Bana göre akciğerler 2 tarafta var, karaciğer 1 tane var. 2'yi akciğere çıkartıp boğazı kesiyorsun ya mesela. Hayır, boğazı kestiğin çıkartıyorsun ya akciğerleri. Koca bir şey çıkıyor. Kalbi marbi çıkar, kocaman akciğer çıkıyor. Akciğerler olabilir. Akciğer içi boş dedi mi? Ama beyin de beyin olabilir. Bence karaciğer. Havası karaciğer. Karaciğer bence böyle löpet. Ben de karaciğer diye düşünüyorum Çağla ama. Karaciğer beyin, çünkü daha büyük beyine göre. Neden beyin düşünmüyorsunuz ya? Beyin çünkü beyin... yapına göre, kafa yapısına göre çok daha küçük olabilir ama karaciğer her vücutta bence... Kütlesi ben olur. Karaciğer diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Bence de karaciğer. Bana göre akciğer diyor ama. Sen bilirsin bunu. Akciğerler mi? Oğlum akciğerler nerede? Karaciğer nerede? Karaciğer şurada. Dalak böbrek var yanında. Bir parça. Akciğer nerede? 2 parça. Sağ sol. Bana göre akciğer. Ben sağlıkçı ama... değilim ama kasap muhabbetini keserken görüyorsun ya. Kasap mesela ne kesiyor? Tamam, akciğerler. Beyin de olabilir. Neden beyni düşünmüyorsun? Beynin içi dolu değil mi? Ya çünkü ya beyinde ya kafatası var. O bu var. Hani çok ağırlık olmaması lazım. Şey karaciğer. Tamam da şurayı komple, akciğerle aynı komple değil. Akciğerler 2 tarafta, 3 lob, 2 lob. Bence sana bırakalım, sen düşün. Ama akciğer değil. Bence beyin düşünüyorum yani beyin. Beyin daha ağır değil ama beyin de böyle... Çünkü beynin 1.300'de akciğer ama bence... Ben abi bence bilmiyorum abi. Tam karaciğer diyelim. Büyük organı karaciğer. Beyin de olabilir, biliyor musun Batı? Süremiz doldu. Lütfen cevapları alalım. A. Karaciğer. C. Akciğer. Kafa karıştı. Beynin şeyini biliyorum da, ciğerlerin şimdi kilosunu şey yapamadım. Şimdi büyük olan... Şey olabilir, içeride 2 tane organ var, kafada 1 tane organ var. Ben beyin dedim abi. Beyni düşünüyorum ama beyin de çok sen böyle gördüğün, sıvı. Sen kadavra gördüğün, yani sıvıları çıkardığın zaman sadece beyin olarak düşündüğün zaman sonuçta... Evet gider. O zaman gider, karaciğer. O zaman karaciğer. Tamam, ben de mantıklı buldum. Ama akciğer de ona bakarsan büyük. Akciğer ama içi hava dolu. Sağlıkçısı, senin bilmen gerekiyordu bunu. Tamam, büyük olarak biliyorum kanka. Ağırlık olarak ne bileyim, ağırlık beyin 1300 karaciğer ama... Karaciğer en büyük mü? Kanka, evet karaciğer büyük. Büyükse o zaman da o daha ağırdı. Hadi, ooo! Doğru cevap. Beyin mi? Beyin mi? Doğru cevap geliyor şuradan sonra. Bir... Karaciğer. Ya. Karaciğer. Hasan, çay. Kafamı karıştırdın. Çünkü en büyük organ vücudun karaciğer. Bir şey söyleyeyim hayatım, diyorum ki sana, neyse, sen söyle. Tamam. Birinci etabın sonunda puanlar şu şekilde. Sevgili Türütoğlu ailesi 1700 puan, Öztürk ailesi 1300 puan. İkinci etap başlıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Bir, iki, üç. Öztürk ailesi. Bu etapta her aileden 2 kişi yarışıyor. Hanımlar 2,5 dakika süresince ekranından gelen her bir kelimeyi eşlerine anlatmaya çalışacak. Onlar da tahmin yürüterek bilmeye çalışacaklar. Ama dikkat etmeniz gereken bir husus var. Örneğin soru küpü kelimesini anlatacaksınız diyelim. Soru ve küpü kelimelerini söylemeden anlatmanız gerekiyor. Anlatamayacağınız kelimeler için 3 kere pas deme hakkına sahipsiniz. Eğer 3 kere pas demişseniz, pas hakkınız bitmiş demektir. Hangi kelimede kaldıysanız, onu bilene kadar anlatmanız gerekecek.
Ayrıca şu kelimenin ilk üç harfini al gibi söylemlerden de kaçının lütfen. Bu şekilde anlatmanız pas hakkınıza yansıyacaktır. Tamam. Doğru bildiğiniz her kelime için 100 puan alacaksınız. Oo! Var olduğunu biliyorsun ama hani atlamıyorsun böyle, şey değilsin. Aç değilsin. Say, sayı say. Göbek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Say, sayıları say. Sabırla bekledim, içime içime güldüm. Duraksız aşkım diye böyle şosuna beni var ya böyle. Sevinç, böyle çok seviniyorsun. Çok şeysin. Şey. Değil. Valla Optilor'u zaten bildi ya, ben hiçbir şey demiyorum yani. Evet. Kazanacağız. Başaracağız. İkinci etap başlasın mı? Başlasın. Heyecanla bekliyoruz. Şu anda 400 puan fark var. Karşı aileden 5 kelime fazla bilmeniz yeterli olacaktır. O zaman Sevgi Hanım, anlatın bakalım. Ayakkabıları biz nereye veriyoruz? Lostra'ya. Hayır, ayakkabılar nerede yapılıyor? Ayakkabıcıda. Tamam, ne diyorlar ona? Lostra. Hayır, Sezer ne işle uğraşıyor? Ayakkabı, tamam, taban. Ne? Tamam, ne ama? Ne o ayakkabı? Saya. Hayır, ayakkabının genel şeyi ne? Ayakkabıcı. Pas. Hani pasaport için biz bir şey çekiyoruz ya, şey. Fotoğraf. Evet. Biyometrik fotoğraf. Tamam, hayır, ne diyorlar ona? Ne fotoğraf çektiğim zaman ne diyorlar ona? Fotoğraf. Tamam, ne fotoğraf diyorlar? Küçük. Vesikalık fotoğraf. Evet. Hayır. Vesikalık. Ne? Vesikalık fotoğraf. Fotoğrafın diğer adı? Vesikalık resim. Evet. Geç. Benim araba otomatik ya. Ben neyi süremiyorum? Manuel. Tamam, onun Türkçesi? Manuel vites. Türkçesi. Düz vites. Evet. Hani bizim var ya böyle 1, 2, 3 diye şeyimiz. Burada da var. Bu ne? Göbek. Evet, ne göbek diyoruz? 1, 2, 3, 4. Say, sayı say. Göbek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Say, sayıları say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan sonra kaç geliyor? 7. Tamam. 7 göbek. Evet. Hani ata bir şey diyorlar ya, ne diyorlar ona? Ne şey, şimdi ben ne yapıyorum? Ata biniyorsun. Hayır, ne yapıyorum ben? Ayağa kalkıyorsun. Tamam, ayağı sil. Ayağı sil. Ayağı sil. Kalkmak. Evet. Neye kalkıyor diyorlar? Şaha kalkmak. Evet. Hani bir tane şarkı var ya, böyle çok taklitini yapıyorlar. Duraksız aşkım diye böyle şurasında beni var ya böyle. Yıldız Tilbe. Evet. Şu ne? Yastık, şu, şal. Evet. Onun diğer bir adı ne? Takıyorlar ya. Başörtü. Boynuna takılan şey ne? Fular. Evet. Bu ne? Göz. Tamam. Hani bir şeyden böyle korkmaz ya, ne denir ona? Gözü kara. Türet. Gözü pek. Evet. Ben sana bir şey, sen iş yerinde diyorsun ya mesela bunu yap diye, ne veriyorsun? Emir ediyorum. Başka ne? İş veriyorum. Hayır, bunu yap diyorsun ya. Emir. Görev veriyorum. Hayır, görev vermiyorsun, ne veriyorsun? İş veriyorum. Süreniz doldu. Çok güzel yarıştınız. Galimat. Teşekkür ederim. Kaç bildiler? Maşallahınız var. Nisa'cığım, sonra söyleyeceğim. Şimdi Türütoğlu ailesine geçiyoruz. Hazırız. Buyurun, anlatın bakalım. Kadınlar yazın ne giyer? Açık ayakkabı. Babet. Değil, açık. Önü açık. Sandalet. Evet. Bir hırsızı yakalamak için karakola gidersin. Onun neyini çizerler? Fotoğraf, biyometrik. Değil. Şöyle tut tut tut. Robot resim. Evet. Hoca camide ne verir? Vaaz. Evet. Birinin böyle mahmur hali, masum hali. Böyle hani vur ekmeğini, vur başına al ekmeğini gibi. Masum. Değil. Daha böyle şeyi. Köye gönderdiğimiz köpeğin adı neydi? Golden. Arzu'nun köpeğiydi. Tamam, pas. Pas. Yokuş. Diğer rampa. Adı. Evet. Eskiden bayanlara verilen isim, yani eski bayanların adı. Bayan, kadın. Ne bayanı?
Böyle tam hatun, otoriter. Hanım. Otoriter, hanım, eski tarihli. Eski tarihli. Kadın. Geçelim. Kadın pas. Ne kadın? Pas. Pas. Bunu da geçelim, pas. Sevinç. Mutluluk. Diğer adı. Sevinç. Böyle çok seviniyorsun. Çok şeysin. Şevk. Değil. Diğer adı böyle çok mutlusun. Çok sevinçlisin. Sevinç, mutlu olmak işte. Çok neyiz? Törenlerde falan sevinç. Neyle kutlanır? Coşku. Evet. Bunu geçebiliyor muyuz acaba? Hayır, geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Anlatayım. Mesela önüne bir yemek geldi, yemeyeceksin. Sevmiyorsun. Hayır, yok. Mesela karnın ney? Tok. Tok ama hani böyle önünde bir sürü olsa da hani atlamıyorsun ona. Yani var olduğunu biliyorsun ama hani atlamıyorsun böyle, şey değilsin. Aç değilsin. Aha. Aç gözlü değilsin. O ney? Ne göz? Aç göz. Tok dedin az önce. Neyi tok? O karnı aç. Neyi tok? Mide. Neyi tok? Göz de dedin. Aç göz. Sürpriz oldu. Gözü tok. Kaç tane gözü tok. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Sevgi Hanım. Efendi. Nasıl geçti ikinci etap? Size kolay mı geldi, zor mu? Ya kolaydı da işte mesela ilk sorumuz vardı ya, kundura. İşte ayakkabı falan demeye çalıştım. Hatta arkadaşımız var, ayakkabı kundura şeyi yapıp sürekli ismini de tekrarladım ama aklına gelmedi. Mesela takım elbisenin altına ne giyilir dese direkt bilirdim. Ya kesin de bilirdin. Bence çok güzel anlattınız. Fuları öyle bir anlattınız ki. Vallahi o fuları zaten bildi ya, ben hiçbir şey demiyorum yani. Sonuçta tekstilciyiz küp. Ama bir şey söyleyeyim, o şey talimat sorusunu sürekli verir yani. Talimat veriyorum, talimat veriyorum. Hani onu bilememesi şey oldu biraz. Çağla Hanım, sizin için nasıl geçti ikinci etap? İlk başta biraz iyi yani, çift kelimeler zorladı biraz. Evrim Hanım. Efendim. Siz nasıl gülmeden 2,5 dakika durdunuz? Evet, bekledim, sabırla bekledim. İçime içime güldüm. Sizce kim kazandı, kim kaybetti? Biz kazandık, biz. Bence biz kazandık. Hasan kazandığımızı iddia ediyor ama. İkinci etap bizim, güzel, birinci etap onların. Olsun. Dolayısıyla bir bir bence devam edelim. Bence de. Her iki etapın merakla beklenen puanları şu şekilde. Öztürk ailesi 7 kelime bilerek puanını 2000 yaptı. Türütoğlu ailesi 5 kelime bildi. Ama toplam 2200 puanla finale kaldı. Şimdi çakabiliriz. Küp gelmiş, yap, biz de finale çıktık. İkincisinde iyi yarıştık da ilkinde 400 fark ara bizi sıkıntıya soktu. Sevgili aileler, çok güzel bir yarışma çıkardınız. Şimdi sizleri vedalaşmanız için bağlıyorum. Tebrik ederim sizi. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz ilkinde bayağı bir kötü gittik ya, o fark bizi bayağı bir etkiledi. Biz de ikincisindeydik ama hayırlısı olsun, tebrik ediyorum. İnşallah parayı alırsınız. İnşallah, çok teşekkürler, çok sağ olun, çok memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Çok teşekkürler, sağ olun, görüşmek üzere. Sevgili Öztürk ailesi, biz finale devam ederken sizi 1000 liralık ödülle uğurluyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşça görüşmek kalın. Üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili Türütoğlu ailesi, finale kaldınız. Tebrik ederim. Evet. 2 dakika içerisinde sorduğum sorulardan 5 tanesine doğru cevap verirseniz 5000 lira para ödülünü hak edeceksiniz. Pas veya bilmiyorum cevap olarak kabul edilmiyor. Bilmiyorsanız herhangi bir cevap vererek bir sonraki soruya geçmemi sağlayabilirsiniz. Çağla'ya güveniyoruz. Kazanacağına eminim. Zaten 2 dakika içerisinde 5 tane bilir. Bence daha fazla bilir. O yüzden onunla başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah. Elimden geleni yapacağım. Hazır mısınız? Hazırız. Gönder gelsin küp. O zaman küp. Gönderiyorum. Buyurun. Final soruları. Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için çalınan kornanın diğer adı nedir? Sinyal.
halka halka kesilmiş patates, patlıcan, kabak gibi sebzelerden yapılan kıymalı yemeğin ortak adı nedir? Türlü. Yeryüzündeki engebelerin havada doğurduğu yoğunluk farklarına ne denir? Bulut mu? Yere çukur kazılarak yapılan fırın türünün adı nedir? Sallamak için de aklıma bir şey gelmiyor. Fırın. Neydi onun adı? Türkçe'de uçan top deyimi hangi spor için kullanılır? Handball mu? Handball. Ünlü masalda karınca ile hikayesi anlatılan hayvan hangisidir? Ağustos böceği. Yaygın olarak Slav dillerinin yazımında kullanılan alfabe hangisidir? Slav dillerinin yazımında. Çin alfabesi. Bilmiyorum şu an. Sallıyorum. Bir ahtapotun kaç kolu vardır? 8. Deniz ticaretini teşvik amacıyla 1 Temmuz'da kutlanan bayramın adı nedir? Denizciler Bayramı. Canlı organizmalarda görülen zehire ne ad verilir? Hatırlamıyorum. Zehir. Denizin temiz olması dolayısıyla verilen belgeye sahip olunduğunu gösteren mavi bayrak ne renktir? Mavi bayrak. Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimseye ne denir? Eski tarihlerde mi acaba? Padişah. Süreniz doldu. O galiba kabotaj bayramıydı. Kabotajdı, onu biliyorum. Aa, evet, kabotaj. Denizciler, evet, evet, denizcilerin. Onu bilseydin olabilirdi. Belki 4 tane ölmüş olabilirsin. Bilmiyorum. Ama hepsini salladım yani. Maviyi bildin, 8'i bildin. Mavi değil, turkuaz. Hayır canım, mavi. Mavi bayraklı mavi plaj. Bayraklı. Ha. Turkuaz bayraklı değil mi? Değil, mavi bayraklı plaj. Tamam. O mavi bayraklı, 8'i bildi. Bir tane, 2 tane, 4 tane bildi. 8 mi, 9 değil mi? Ahtapotun 8 ayağı var. Topraktan biliyorum. 8 bence 4 tane bildin. Bilmiyorum. Nasıl? Halka halka patates patlıcan neydi? Ben yemek bilmiyorum. Türlü değil mi o? Oturtmaydı. Ha, oturtma. Zehir dediğiniz toksindi. Toksin. Hükümdarın ölümünden sonraki veliaht değil midir? İsterseniz hiç söylemeyelim. Küpe bay bay yapalım. Aslında zor değildi. Ama bir anda sorulunca ve süreyle yarışınca akla gelmiyor. Haklısınız. Evet, olsun, hayırlısı olsun. Hayırlısı. Aynen. Toplamda 5 doğru cevap gelirse ödülü veriyoruz. Ama 3 doğru cevap verdiğiniz için ödülü kazanamadınız. Başka yarışmalarda görüşürüz, ne diyeyim? Yolu açık olsun küpün. Sizce nasıl geçti yarışma? Yo, finali söyle. Yani şöyle, yarışma çok eğlenceliydi öncelikle. İki aileyle bu kadar bence enerjilerin tutması da güzeldi. İlk etapta özellikle bayağı başarılıydık. İkinci etapta ben kişisel olarak hafızam biraz zayıftır, o yüzden zorlandık. Finalde de şans değilmiş diyelim artık. Ben etaplardan genel olarak çok memnunum. Yani arkadaşlarla güzel bir ekip olduk. Hani bu yüzden de hani güzel bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum. Sonunda çok bilmediğimiz sorulardan geldiği için hani kazanamadık ama üzülmüyorum hiç. Ben çok eğlendim. Hani ekip olarak çok eğlendik. Hani güzeldi her şey. O yüzden teşekkür ediyorum geldiğin için bize. Küp yine gel, tamam mı? Oğlum bari açmış gelmiş. Sizi de diğer ailemiz gibi 1.000 lira para ödülüyle uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın Türütoğlu ailesi. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere sevgili Türkiye'm. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Ev hayat dolu.